bir tespitiniz var. Son derece ilginç bir tespit. Diyorsunuz ki sol kendini müdafaa etmekten bir toplumsal hayal kurmaya ya da bunu anlatmaya vakit bulamıyor. Bu da siyasal dengeyi bozuyor mealen. Nedir bu? Sol tabii ki yani bu dünyayı değiştirme gibi bir iddiası var. Değiştirmek için atak olmak lazım. Karşı tarafın sürekli saldırısına defans yaparak ya da gard alarak cevap vermekle hayat geçmez. Eğer değiştirecekse o zaman kendi oyun planını ortaya koyup karşı tarafı aslında savunmaya sokması lazım. Bizde ne yazık ki hep bir defans hali var bu solda. Onun için hep mi defans kardeşim? Biraz da atak olsak artık dünyayı değiştirmek ve kendi oyun planlarımızı ortaya koyup kendi alternatiflerimizle ortaya çıksak diye. Solun ayak süren, barışa karşı duran olduğu iddia edilen çevrelerine dair siz nasıl bakarsınız? Sizin bu sürece ihtiyatlı baktığınızı biliyorum. Niye? Yani bu müzakerenin arka planında aslında üç parçadaki Kürt hareketi var. Yani Irak, Suriye ve Türkiye. Şimdi burada esas oyun bence Irak'ta düğümleniyor. Irak'ta ki petrollerle ilgili olarak Türkiye sermayesinin ve AKP rejiminin bir planı var. Ne tür bir plan? Bu plan temelde Erbil'i Bağdat'tan koparıp yanı sıra da olabilirse Suriye Kürtleriyle beraber Irak Kürdistan'ını Türkiye'ye eklemlemek. Böylece Türkiye'yi büyütmek. Kötü mü bu? Doğal bir coğrafya değil mi bu zaten? Kürtlerin en büyük kısmı. Kimin için kötü? Şimdi şu var, siz kendi toprak bütünlüğünüz söz konusu olduğunda faveren diyorsunuz. Nasıl olur da bizim ülkemiz bölünmeye çalışılıyor diye. Sayın Başbakan ve ekibi Kemal Derviş'ten de alkış alacak bir şekilde bu siyaseti sürdürdü. Sağlıklı bir bankacılık sistemine gelindi. Ve bugün hakikaten dendiği üzere komşularda büyük feryat figan varken Türkiye'de hiç kimse ben açım diye sokağa dökülmüyor. Bankacılık sistemi sağlam. Bunun nesi kötü mesela? Bu başarıyı alkışlamak gerekmez mi? Burada bir başarı falan yok. Bu fotoğrafın arka tarafında çok ciddi bir kırılganlık var. Yani Türkiye'nin 337 milyar dolar dış borcu var. Türkiye şu anda varlıkları bir yana, yükümlülükleri bir yana koyduğunuzda milli gelirinin %52'si kadar bir döviz açığı var. Türkiye çok ciddi olarak bir cari açık probleminin üstünde oturuyor. Peki ve bu cari açık sorun sadece Türkiye'de mi var? Tüm dünyada yok mu? Türkiye rekortmen. Türkiye kadar cari açık veren ve bu kadar riskli bir noktaya gelmiş bir ülke yok. Küreselleşmenin, piyasaların küreselleşmesinin tabiatı gereği birbirine eklemlenmiş hali var. Dünyada bu kadar kırılganlık varken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu direnci göstermesi, bu da mı saygıyı hak etmiyor? Yani şu başka bir şey. Kimse hani niye dış kaynak kullanılıyor ya da niye bu durum? Biz bu duruma gelmeyi eleştiriyoruz. Ama AKP mi yaptı bunu? Tabii ki. Yani 400 milyar dolar dış kaynak kullanıp sonra da yılda 60 milyar dolar cari açık vermek başarı falan değildir. Yapmayın. Peki, yani bakın Asya ülkeleri bu kaynağı aldılar ve döviz üreten, cari açık fazlası veren ülkeler haline geldiler. Türkiye bu kadar kaynağı alıp iç pazarda tüketip, çarşur edip, inşaatlarda ve benzer tür tamamen iç talebe dönük, giderek ekonomiyi dışa bağımlı hale getiren bir tarzda hala kırılgan halde.